Satisfaction'la karşınızdayız. Son videomuz bayağı sinema dışında olmuştu. Bayağı. Sinemaya dair pek bir şey yoktu. Ama sinema da bitti şimdi. Doğruları konuşmamız lazım. Evet. Mayer stüdyoları batmış. Hepsi batmış. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Jack Nicholson. 22 Nisan 1930. Benim de doğal. 7. Oscar'ları dizen. Oscar'ları dizdi. Abi. İlginç bir oyuncu. Şantiyeden yaptığımız programı zaman vereceğim. Ben abi. Kes onu kes. Olanmış abi. Demeliyiz. Jack Nicholson'ın bugün reddettiği rollerden, büyük rollerden bahsedeceğiz. Evet. Ekşi Sözlük'te böyle bir etki vardı. Ulan yola çıktık. Onu daha şey yapalım. Kreditini verelim. İlginç bir oyuncu. Jack Nicholson. Kaş üstü abi. Kaş üstü abi. Kaş oyunları. Kaş oyunları. Kaş oyunlarının kralı. Kaşçı. Eski kaşçılardan. Jack. İstanbul'a gelmiş. İstanbul'a gelmiş. Mehmet Barlas'ın kardeşini ziyarete gelmiş. Üniversite arkadaşıyım şu anlar. Aynı sınıfta okumuşlar Amerika'dayken. Türk yemeklerini çok beğenmiş, klasik. İmza atmış, gitmiş. Bu arada şey demiş, benim de restoranım var Amerika'da, takaslayalım restoranları demiş. Sizin lezzetleriniz çok güzel demiş. Güzel. Almıştır Jack de. Bu arada... vermemiştir. Şey de var, çökmüştür size. Jean-Claude Van Damme'ın bir tane fotoğrafı var. Türkiye'ye geldiği zaman çekilmiş. Böyle dansözler falan oynuyor başında. Adam da böyle çok mutsuz bir şekilde Heineken birasını çekiyor. Jack. Abi adam bu işe... Çok gönlünü koymuş. Gönlünü koymuş değil de. Yani ilk başlarken oyunculuk yapmak istememiş aslında. Bir deneyim demiş abi şu işi. Hep iyi oyuncular öyle başlıyor farkında. Evet, bir deneyim deyip. Abi girmiş, bayağı da hoşuna gitmiş sonra. Easy Rider'la ilk karşımıza çıkmış. Evet. 75 yapım olması lazım. Aynen. Orada avukat rolüyle karşımıza çıkmış. Aynen. Avukat rolüyle ve kısa ilk çıkıyor. Hatta da yardımcı Oscar adayına rolüne aday oluyor. Evet. Orada bir büyük bir patlama. Hızlı bir başlangıç. Hızlı. J-Star. Ama aslında o kadar da hızlı. Yani şimdi 70... 75 galiba. 75 ama yine 37'li deyince... Dın 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 dın. 38 yaşında falan yani. Biraz şey, geç başlamış galiba bu oyunculuk işlerine. Evet, biraz geç başlamış abi. Çok da şeyi yokmuş. Arayı kapatmış ama. Evet, arayı hızlı kapamış abi. Oradan sonra bir peak yapıyor abi. Oscar üstüne Oscar adaylıkları. Dizmiş Oscar'ı. Tarihte aynen, en çok 3 kişiden biri. Birisi en çok Oscar... Yani şöyle, erkek en iyi Oscar aday rolünde hem yardımcı hem başrol rolünde en çok Oscar alan 3 kişi var. 3 Oscar'da. Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson, bir de eskilerde oynayan bir eleman. Bilmiyorum adını şu an ama. Eskiler. Eskiler. Walter Brennan. Walter Brennan diye. O Walter Brennan 3 kere yardımcı Oscar adayı almış. Jack Nicholson 2 başrol, bir yardımcı. Daniel Day-Lewis de en iyi Oscar başrol rolünü 3 kere alıyor. Ve bunlar işte taplar yani abi. Bu işin Day-Lewis'i daha çok severim. Diğer arada küçük bir not sıkıştırayım abi. Jack'i de severim ama. Jack, Godfather'daki bir rolü reddediyor. Carleone rolünü reddediyor. Diyor ki İtalyan asıllı birisi oynamalı bence bunu. Doğru söylemiş abi aslında. Bu işin şeyini öyle doğru hakkıyla verebilecek. Ya, aynen bence de öyle. İtalyan ailesi, bir Sicilyalı aileden gelen Sicilya. Bir şey. Kini Tekin bir İtalyan asıllı olan. Kim oynuyor rolü? Söyle bakalım. Ama hangi Carleone'yi oynuyor abi? Michael Carleone, Don Carleone. İkisini birden oynuyor abi Jack. Al Pacino, İtalyan asıllı mıymış onu bilmiyorum. Evet, İtalyan asıllı Amerikanmış Al Pacino. Ama Jack'e Michael Carleone rolü gidiyor. Zaten ismine bak, Al Pacino. Al Pacino, aynen. Doğru. Kahve ismi gibi zaten. Al Pacino kahvelerinizi... Türk olsa yapar yani. Yemek sepeti beşiğini alabilirsiniz. Bak yemek sepeti dedim, birazdan bildirim gelecek telefona yemek sepetinden. Bak görürsünüz, 2 dakika sonra titreyecek telefonu. Hep öyle oluyor, bir dinliyorlar ya reklam yapmak için. Abi oraları çok fazla karıştırıyor. İnsanları şimdi tedirgin yapıyorlar. Exorcist rolünü de reddediyor. Ses ver! Yeter ya diye. Rain Man'de oynamıyor yine.
Tom Cruise oynuyor onun yerine. Tom. Değil mi o Tom Cruise oynuyor? Tom Cruise şeyi ne? Dustin Hoffman rolü bak orada. Steven Spielberg. Evet, Spielberg filmi. Close Encounters of the Third Kind'da oynuyor. Oynamıyor daha doğrusu. Oynayacak da oynamıyor. Başrol orada da. Bir başrol reddediyor. Zaten o hep başrol istiyorlar onu ya genelde değil mi? Aynen. Yan roller pek. Easy Rider'da işte bir var başlarda. Yani orada da daha yeni yetme falan olduğu için çok evet, daha evet, yoksa evet. Için. Exorcist. Exorcist'te rahibi oynayacakmış. Rahibi. Abi bence şeytan kızdan rol çalardı rahip olsa ve ben o filmi izlerken hep rahipten şüphelenirdim. Kesin bunda bir kuşluk var diye. Aynen. İyi ki oynamamış. İyi ki oynamamış değil mi abi? Bu rahip de kesin bir pezevenk çıkıyor. Asıl şeytan sensin ha. İblis. Oradan beri ya abi. Joker rolü. Aaa. Onun oynadığı Joker'i iki gün önce izledim. Tim Burton'la 89 yılı bu. Tim Burton'da çocuk tiyatrosu gibi istediğiniz linçe yapın. Çocuk piyesi gibi. Oyunculuklar çok kötü ya. Böyle bir şey olamaz. Tamam Jack Nicholson kurtarıyor filmi de. Ya bir şey orada bir bıçaklama gibi bir sahne oluyor. Kadın 3 saniye sonra böyle bağırmaya başlıyor falan. Böyle saçma sapan ama hiç. Bir sahne girişleri var tiyatro gibi zaten. Kamera şeyleri açıları da öyle. Ya Tim Burton işte seviyor böyle şeyleri. Orman sahnesi var mesela. Ağaçlar bildiğin oyun hamurundan yapılmış gibi. Dedim tamam Tim Burton. Tim Burton bu filmi Tim Burton çekmiş. Ama oradaki Joker çok iyiydi. Tam çizgi roman Joker'iydi. Jack Nicholson'ın canlandırdığı ben Joker. Ben çok seviyorum. Yani. Çok çok eğlenceli. Çok makara gerçekten. Aynen. Tam bir Joker yani. Güzel. Tam böyle aynen. Beklenmeyen yerlerde böyle garip garip şakalar falan yapıyor. Evet ya. Yapıyor. Tam troll Mehmet Ali Erbil gibi. Zaten kişisel hayatında da Mehmet Ali Erbil gibiymiş. 2000 kadınla beraber olduğu falan söyleniyor. Aynen. Ve biriyle evlenebilmiş sadece. 2000'inle evlenememiş. Yanlış bir tarafa gittim öyle ama. Evet abi. Biraz böyle şeymiş, şey bir adammış. Ne der ki? Anneannesi ve baban annesi ve dedesiyle birlikte yaşamış. Ablasını annesi zannediyormuş. Aynen. Diğeri de anneannesini de ablası zannediyormuş. Aynen abi. Yok öyle değil. Annesini ablası zannediyormuş. Diğerlerini anne babası zannediyormuş. Dedesiyle anneannesini. Sonra bir işte Time muhabiri açığa çıkarmış o dönem. İşte Oscar'a falan aday olunca böyle araştırma yapınca. Time'a da kapak olmuş bir kere bu arada. Bu arada Joker 52 yaşında oynuyor. Joker 52 yaşında oynuyor ya. Evet gerçekten. Yaşlı bir Joker. Yaşlı bir Joker. Değişik bir karakter zaten orada. Evet aslında dediğin gibi çizgi roman çok şey sadık kalıyorlar yani. Orada da işte akne şeyin içine düşüp böyle o chemical'ların içine düşüp bir anda böyle şeye dönüşüyor. Televizyon senin reklamı. Siniri bozuluyor sürekli gülmeye başlıyor falan abi. Televizyon reklamı yapıyor. O deterjanların reklamını yapıyor. İçine düştüğü kimyasını. Tam Gotham City'ye yakışır bir sinema. Gotham City'ye yakışır. Abi ilginçti ya. Güzel yani. Jack Nicholson'ın oynaması iyiydi. Peki Shining'deki rolü mü yoksa Joker'deki rolü mü abi? Oyunculuk olarak kıyaslanacak yani. Ben Joker'i daha çok sevdim. Oradaki Joker. Çünkü Joker, ya seviyorum Joker karakterini çizgi romandakini. Ama oyunculuk olarak sanki Shining daha bir... Shining de daha mı? Doğru. O sinema tarihinde belki en iyi oyunculuklarından olduğu için onu yani Joker'i kayırmak istiyorum ama objektif olmak gerekirse. Benim en sevdiğim Joker olabilir bu arada. Jack Nicholson'ın Joker'i. Yani Heath Ledger'ın Joker'ini de çok seviyorum. Suicide Squad'takini hiç sevmiyorum. Bir Joker videosu gelecek yakında. Ön hazırlığını yapayım buradan. Evet abi ya en kötü Joker. Evet o nedir ya? Abi o müptezel gibi ya. Hiç Joker gibi değil yani. Abi. Abi şeyde şey yok bence. Jared Leto ya laf değil de yazanlara laf var abi. Joker bir tuhaf bir Joker. Tipi de tuhaf bu arada. Tipi tuhaf. Dişleri böyle şeyden, gümüş taktırmış, demirden. Trap kliminden çıkmış aynen, gibi ya. Kontkar gibi takılıyor anasını satayım. Zaten şey yaptılar, Rick Ross diye rapçi var. Onunla biliyorsun abi şeyle. Rick Ross biri de aynen. Onda böyle Joker falan işte Jared Leto oynuyor. Ona gitmiş abi mesela. O klibe gitmiş abi. Bu McDonald's oyuncaklarını verdin mi bu şeyin? Joker'in Suicide Squad'ını vermedi değil mi? Vermedim. Artık onlar da ciddi almamış. Onlar bile şey yapmamış abi. Heath Ledger aramış Jack Nicholson'ı. İşte nasıl biraz tavsiye almak için böyle şey yapmış. Jack Nicholson da çok keyifli bir rol ama çok fazla da ciddiye alma falan demiş yani böyle yani çok fazla kendini kaptırma gibi şeyler demiş. Nitekim kendini kaptırmış o yüzden şu an yaşamıyor. Aynen.
Depresyona girmişti değil mi o rolden sonra? Depresyona girmesi değil, orada bir işte otel odasında kendini tutuyor ve orada kalıyor haftalarca, aylarca belki. Ve şey, uyuyamaya başlıyor. Çünkü böyle bütün defterlere sürekli böyle sapıkça şeyler falan yazmaya çalışmış bu. Sapıkça. İşte. Yani gerçekten o psikolojiye girebilmek için bir işte seri katil, ne bileyim, böyle notları falan almış. Sürekli uyuyamaya başlamış o dönemden sonra. İşte uyku hapı falan kullanıyormuş. Hmm. Ondan sonra bir filmi daha geliyor. Doktor Panarius filmi geliyor. Imaginary of Doktor Panarius filmi, son filmi geliyor. Onda da çok fazla böyle yağmur altında falan çalışmışlar. Yani orada hastalanıyor ve işte sürekli böyle şey ilacı kullandığı için böbrekler falan çok şey yapamadığı için, sindiremediği o için. O bir sürü şey olmuş aslında. Aynen abi. O dönemden sonra tamamen böyle bir çöküşe giriyor ve sonra ölüyor. Bu arada bir film var onun, bir kaykaycıyı canlandırdığı. Bu kaykay mevzusu sörften geliyor aslında, biliyorsun. Aynen. İnsanlar kışın da sörf tadını almak istiyorlar. Tekerlek takıyorlar küçük kaykay tahtalarına. Onun icadı ve bu kaykayın nasıl dünyaca ünlü bir spor olduğunu anlatan bir film. Orada da böyle o çocukların başında bir mahalle abisi gibi bir rolde. Çok keyifli bir film, dram. Bir de bu dediğin olayı, metot oyunculuğu muhabbetini Iron Weed'de şey de yapıyor, Jet'in kısmında yapıyor. Neyde yapıyor? Iron Weed diye bir film var. Orada işte duş almamış aylarca falan rol için. Bayağı kaptırmış yani. Evet, bir de unutmadan ekleyeyim. Uyardım ben diyor, Heath Ledger diyor. Hmm. Uyardım diyor yani. Aynen, daha fazla evet. Onu öldükten sonra da soruyorlar yani. Yani ben çok üzülmüştüm açıkçası öyle bir muhabbet görünce. Oscar'ı da izlemiştim o yıl, 2008 falan. Öldükten sonra almıştı galiba değil mi? Ya da 2009 ya da 2010 bir şeyle öldükten sonra alıp. 2009 galiba ya. Olabilir. Ya Dark Knight 2009'da mı çıktı diye düşündüm de. Bu arada NBA manyağı, daha doğrusu Lakers fanatiği, sahaya falan dalmış Rambo Okan gibi, bayrağı gibi bir şey yıkasın. Dikmiş abi. Şimdi Covid olmasaydı belki yeni maçlarına da giderdi. Evet ya, adam gerçekten gidiyormuş hepsine ya. Bir de gözlük takıntısı varmış teknik kısmında. Hakikaten bir hayvan gözlük takıyor. Joker rolünde bile takıyor da bazen. Seviyor evet ya. Gözlük takmayınca öyle... şişko ve yaşlı bir adamım sadece. Gözlük takınca ama diyor. Rockstar gibi hissediyor herhalde kendini. Kila Hakan gibi takılıyor. Kila Hakan gibi takılıyor abi. Abi bu kışında şöyle bir rivayet duydum. Doğru mu gerçek mi bilmiyorum. Film çekimlerden bir ay önce gidip bir deliler hastanesinde farklı bir altla öyle diyorlar, evet. Katılmış. Ya gerçekçi gelmiyor çok fazla ama. Tanımadılar mı bu adamı? Ya da ne bileyim. Kimse öyle, yani biz mesela gidip abi deliler hastanesinde adımızı farklı verip girebiliyoruz mu abi? Siktir git lan, deli misin sen derler ve kovalarla. İroni. Türkiye, tam Türkiye tadında bir olay yaşadı. Türkiye tadında. Jack Nicholson Türk olsaydı peki? En çok kime benzerdi bizim Türk olsaydı? Ayhan Sicim olur. Ayhan Sicim olur. Neden? Tip olarak. Tip olarak. Çapkınlık falan, hayattan keyif almak. Ayhan Sicimoğlu şimdi yemek programı, böyle gezme programı bir şey yapıyor. Evet. Uzun boğa boğulu bu herif bayağı. Ama bilmiyorum. Ama tip olarak çok benzetiyorum Cennet'i. Bir böyle şey, bir trivia daha geçeyim abi, böyle şeyini izliyorum. Jennifer Lawrence röportaj yapıyor böyle. Bir tane şeyde, galasında, bir film galasında Jack Nicholson'ın arkadan gelip İşte sarılıyor lan, öpüyor mu? Bir şeyler yapıyor ha böyle biraz. Abi yani, Mehmet Ali Erbil, Hollywood'un Mehmet Ali Erbil. Şey. Abi. Ayarından mı değil mi bilmiyorum. Onu izleyicilere bırakalım. Hollywood'a göre bakarsak ayarındadır kesin. Ne olduğunu bir izlemedim, bilmiyorum da. Gelip böyle abi. Hello Beauty falan bir şeyler diyor böyle. Adam zaten kendi hayatında da Joker gibi anlatıyor. Aynen abi, tam Joker gibi abi. Evet. Bir şey söyleyeceğim orada. Güzel bir tırnak. İlgi geliyor. Oscar alınca bu ödül her yerde olduğu gibi akademide de pek çok delinin bulunduğunun ispatıdır demiş. Dın 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 dın. Bu arada Gugu Kuşu Metallica'nın Sanatorium şarkısına ilham olmuş. Sözlerine bakın. Dinleyin. Gugu Kuşu diye. Araştırdım lan. O da bir kitaptan uyarlamaydı değil mi? Gugu Kuşu mu bilmem. Olabilir. Olabilir. Buna bakalım. Olabilir. Tabii. Gayet. Kuz
Kuzuların Sessizliğindeki Hannibal Lecter rolünü reddetmesi. Abi ama bence Anthony Hopkins. Anthony Hopkins'i çok severim abi. Belki ama Jack Nicholson haliniz desek, aa iyi ki Anthony Hopkins olmadı diyecektik. O da var. Şey var. Bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Ama Anthony Hopkins de o rolle Oscar kazandı şimdi. İyiydi canım. Gayet iyiydi. Sınırlarını zorlanmış abi. Sınırlar zorlanmış. Jack oynasa evet ama nasıl olur? Jack. O da yaşlandı mı artık? Biz bu videoyu yaptık diye ölmesin adam abi. Ya evet, bizi konuşuyoruz, ölüyorlar sonra. Bizi seviyorlar. Kayıp. Ölmesini istediğiniz insanlar varsa yoruma yazın, onu konuşalım. Şu an herkesin aklına gelen bir isim var, biliyorsun değil mi? Kim? Evet. Üç isimden oluşan bir isim var. Tamam abi, fazla da şey yapma. Daniel Day-Lewis olduğunu hepimiz biliyoruz ha. Ondan bahsediyorum. Yoksa Kasımpaşalı biri değil mi? Al beni, al.